Merhaba arkadaşlar. 14. hafta, son haftamızın ilk nahiv konusu gayrimusarif. Konu tamamen yine irabla alakalı bir konu. Gayrimusarif olacak bir takım kelimeler var ki bazı şartları barındırması lazım. İşte belli şartları barındırdığında kelime işte kesra almıyor, tenvin almıyor. Bununla alakalı bir durumu göreceğiz. Kesra alması yasak, işte kesra yerine dönüp onun yerine fetha alıyor. Kelime tenvin almıyor. Bu tür kelimeler gayrimusarif kelimeler olacak. Kelime nasıl olur da hangi şartları taşıdığında gayrimusarif olabilir? Biz bununla alakalı durumları göreceğiz. Önce gayrimusarif nedir? Tanımına bakarsanız. Gayrimusarif demiş ki bakın girişinde isimlerde asıl olan musarif olmaları yani tenvin, kesra falan her şeyi kabul etmeleridir. Asıl olan budur. Bazı şartlar dahilinde kesra ve tenvin alamayan, kesra ile hareketlemeleri gerekiyorsa onun yerine fetha alan kelimeler gayrimusarif olarak değerlendirilmiş, gayrimusarif olarak isimlendirilmiş. Durum nasıl? O zaman gayrimusarif diyeceğim kelime ne yapmıyor? Normal bunun haricindeki bir kelime ne yapar? Tenvin, kesra, fetha her şeyi alır. Bir sorun yok. Ama bazı şartları taşıyan bir takım kelimeler var ki bu kelimeler bir, bakın arkadaşlar, kesra almıyor. İki, tenvin almıyor. Yani dammeli de olsa, kesralı da olsa, fetalı da olsa tenvin almıyor. İki tane yasağı var. Bir, kesra almıyor. İki, tenvin almıyor. Kesre alamıyorsa dönüp onun yerine ne alacak? Kesre alamıyorsa onun yerine fetha alacak. Tenvin alamıyorsa onun bir mukabili yok. Tenvin alamıyorsa alamıyor. O kadar. İki tane yasağı var. Bir, tenvin yasağı var. İki, bir de kesra yasağı var. Kesre alamıyorsa dönüp onun yerine fetha alacak. Durum bu kadar. Son derece basit. Burada yani konu son derece kolay. Sadece madde sayısı biraz fazla. Ben hem işte isim ve şeylerle alakalı, özel isimlerle alakalı, yani alem olmalarıyla alakalı ve sıfat olmayla alakalı birkaç madde göstereceğim sizlere. Sadece madde sayısı fazla, konu son derece kolay. Ne yapmayacak bu kelime? Tenvin almayacak, kesre almayacak, kesre alamayınca dönüp bunun yerine fetha alacak, bu kadar. Örneğe bakarsanız, bir de Nebi fi Mekke'de demiş, Peygamber Aleyhisselam ve Mekke'de doğdu. Fi harfi cer. Bu normalde bu kelimeyi kesre yapması lazım. Bakın kesre ile okumamış, fetha ile okumuş. Niye? Bu kelime gayrimusarif. Gayrimusarif olunca durum nasıldı? Eğer kesre alması gerekiyorsa dönüp onun yerine fetha alıyordu bakın. Kesre alması gerekiyor. Dönmüş onun yerine fetha almış ki zaten tenvin alması da yasak zaten. Tenvin de alamıyor kelimeler. Ha, Mekke niye gayrimusarif? Onu şimdi biraz ileride onu göstereceğim. Cümleye bakarsanız mesela örnek cümleleri. Burayı bir okuyalım. Burada şeyle alakalı izah var. Alt çizili kelime diyor gayrimusarif olduğu için başındaki harfi cerden dolayı kesre alması gerekirken kesre yerine dönmüş onun yerine fetha almış. Evladı zükür diyor erkek çocukları. Osman gayrimusarif bakın. Normalde bakın kelimenin başında elif lam yoksa kelimenin tenvin alması gerekir. Yani mesela şöyle bir kelime düşünün. Bu kelime mesela gayrimusarif değil. Kelime eğer elif lamsızsa bu tenvini almak zorunda. Yani bunu racülün diye okumak zorundasınız. Kelimenin başında elif lam yok. Tenvin almamış. Demek ki bunda bir hal var. Ahmet mesela tenvin almamış, Ömer tenvin almamış, Yezid tenvin almamış. Bir hal var demek ki. Fatumet'te tenvin yok, Zeynep'te tenvin yok. Selas kelimesi, Ruba kelimesi yine aynı şekilde tenvinsiz gelmiş. Şurada hulefa var. Bakın işte kâne Muaviye, Muaviye idi. Evvele, ilki evvele hulefa demesi gerekir. Hulefa-i beni Ümeyye demiş. Bu da hulefa kelimesi izafiyet halinde olduğu için gayrimusarif bozulmuş. Ona da bakacağız zaten. Durum böyle arkadaşlar. Son derece kolay. Ne yapmıyormuş? Tenvin almıyor hiçbir şekilde. Bir de kesre kabul etmiyor. Kesre alması gerekiyorsa onun yerine fetha alıyor. Tenvin alamıyor da onun yerine bir şey var mı? Yok. Tenvin alamıyor sadece o kadar. Yani hiçbir şekilde tenvini okuyamazsınız. Durum böyle. Peki bir kelime gayrimusarif olabilmesi için hangi şartları barındırması gerekir? Bu da görüntüyle alakalı bir şey. Yani şekilsel bir şey bu da aslında. Bu da son derece kolay. Kelimenin bir defa en başta söyleyeyim. Gayrimusarif olabilmesi için iki şart lazım mutlaka. Yani tek şart kafi değil. Mesela öğrenci duymuş işte bir yerlerde işte diyelim ki işte Meryem kelimesi. Meryem gayrimusariftir. Niye? Özel isim. Özel isim sadece yeterli değil arkadaşlar. Ona bakarsan her şey özel isim. Özel isim olmayan, olup gayrimusarif olmayan birçok kelime var. Özel isim artı bir şart daha lazım. Yani özel isim olması bir kelimeyi gayrimusarif yapmıyor tek başına. Özel ismin yanına şimdi bir takım ekler daha koyacağız. Kelime niye gayrimusarif? Özel isim. Özel isim tamam doğru ama özel isim yeterli değil. Bir eki daha var. Onu da unutmayın. Yani bir kelimenin gayrimusarif olabilmesi için iki tane şart lazım. Hangisi hariç? Sigay-ı müntecimu diye bir şey var biraz sonra göstereceğim. O hariç.
İşte efalü babu falan var. Onlar hariç ismi taftil gibi bir bab. Bunlar hariç olmak üzere bir kelimenin mutlaka iki özellik birden barındırması lazım. Şimdi ben size alem artı olanları sayacağım. Yani her özel isim, alem dediğimiz özel isim burada. Her alem gayri musarrıf değil. Yanına bir şart daha ekliyorsunuz. Alem artı müennes birinci şartımız. Nedir? Bakın kelimenin ya müenneslik tesi bulundurması lazım ya da yani kapalıtıya bulunması lazım kelime sonunda. Ya da müennes bir kelime olması lazım. Bakın Zeynep. Özel isim ve müennes bir kelimedir bu. Fatıma hem de kapalı T var. Suat özel isim mesela. Bayan adı. Özel isim hem de bay müennes bir kelime. Muaviye kapalı T var. Emel bayan adı. Hamza da kapalı T var. Yani özel isim artı müennes diye bir birinci maddemiz böyle. Bunlar şu Hamza erkek adı, işte Muaviye erkek adı ama bunlar erkek adı da olsalar lafzen yani görüntü itibariyle müenneslik durumu söz konusu. Bu yüzden bunlar da gayrimusarrıf olarak kabul edecekler. Bir bu arkadaşlar. Özel isim artı. Şimdi özel isim artıları sayıyorum. Özel isim artı müennes bir. Özel isim artı acem. Acem dediğim ne? Ucme. Arapçaya yabancı kelime. Yani Arapçaya yabancı dilden girmiş herhangi bir kelime. Ne var? Kur'an-ı Kerim'de geçen neredeyse bütün peygamber isimleri ucme arkadaşlar. Onlar hepsi gayrimusarrıftır neredeyse. Bazıları hariç. Bakın Yusuf, Harun, Madrid mesela. Arapçaya yabancı bir kelime. Paris, Londra, London, Erzurum, Adem Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak, Yakup, Davut, Süleyman, İsa, Musa, Eyüp, Yunus, Harun, İmran, İdris, Talut, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor yine. Azer, Hazreti İbrahim babası. Babası deniliyor ama amcası. Peygamberin babasının şirke düşme ihtimali olmadığı için amcası diye yorumlanan şeyler de var. Amcasıymış diyorlar. Amcaya da baba denildiği için ayette li ebihi Azer'e diye geçiyor ayette. Babası Azer ama onu amcası diye şey yapanlar var, yorumlayanlar var. Çünkü peygamberin babasının şirke düşme ihtimali yok. O yüzden öyle bir yorumlama da var. Yahya, Karun, Medyen, Yecüc, Mecüc, Firavun, Cibril gibi bakın kelimeler. Arapçaya yabancı kelime. İster ülke adı olsun neyse ister Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber isimleri. Bunlar gayrimusarrıftır arkadaşlar. Burada bir notumuz var. Yabancı isimler bakın 3 harf olup ortasındaki harf sakinse gayrimusarrıf olmazlar. Mesela Hud kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hud'un, Nuh'un, Lut'un, Lut aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam bunlar gayrimusarrıf değil. 3 harf olup ortasındaki harf sakinse gayrimusarrıf değil arkadaşlar. Bu önemli. Burada bakın bir not daha var. Lut, Hud, Nuh, Muhammed, Salih, Şuayb hariç Kur'an-ı Kerim'deki bütün peygamber isimleri bunlar hariç bu önemli bir bilgi mesela. Kur'an-ı Kerim'deki bütün peygamber isimleri gayrimusarrıf. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksınız diyelim ki. Baktınız kelime muzafimli kesre almamış. Ne bunun hikmeti mesela? Bu gibi durumları ancak bu gayrimusarrıflıkla açıklayabilirsiniz. İkincisi bu. Alem artı ücümü. Üçüncüsü alem artı bir terkibi mezci. Terkibi mezci nedir arkadaşlar? İki ismin birleşerek bir isim meydana getirmesi. Nasıl? Bakın. Çanak, kale. Madiker. Bale, bekke. Bale ayrı, bek ayrı. Hadır ayrı, mevt ayrı. Hadramavt. Bunlar iki ismi. Tabi bunlara aşina olmak lazım. Biz kendi işte dilimizde kullanılanları bilebiliriz. Belki çıkar. Kırık, kale mesela. Çıkarabiliriz ama yabancı dilde olanları tabi bilmek lazım. Hadramavt, Bale, bekke, işte Madiker. Bunlar sıkça metinlerde görebileceğiniz isimlerdir. Bunlar iki ismin bir araya gelerek bir isim meydana getirmiş olmasından dolayı gayrimusarrıf olarak isimlendiriliyor. Etti 3. Alem artı zayi-i telif-nun. Kelime özel isim olup işte sonunda elif-nun varsa Ramazan, Amman, Affan, Osman, sonunda zayi-i telif-nun var. Bu tür kelimeler de yine gayrimusarrıftır. Etti 4. 5. Alem artı fiil vezninde gelenler. Fiil vezni nasıl bakın. Yani ya mazi ya muzari bir fiil veznine benzeyecek arkadaşlar. Bakın. Yezid neyin muzarisi? Bu muzari fiile benziyor. Yezid şahıs adı. Neye benziyor? Gale, ba'e yebi'u. Zade yezidü. Zade'nin muzarisi bu. Fiil vezni. Ahmedü. Neyin versiyonu? Hamide fiilini muzariye çevir. Yahmedü. Mütekellime çektiğin zaman Ahmedü olur. Ben hamd ediyorum. Fiil vezni. Aşe ya'işu. Bakın bu da bir isim. Yani özel isim bu. Özel isim artı fiil vezninde benzeyen kelimeler. 6.
Özel isim olacak. Fuali vezinde gelecek bakın. Şu vezin. Fuali vezinde gelecek. Böyle olursa yine o da gayrimusaftır. Bakın. Ömeru, Züferu, İmam Züfer var. Mudaru, kabilenin adı. Guzahu gibi kelimeler fuali vezinde geldiği için gayrimusarf olmamış. Şimdi 6 tane alem artı saydım. Bakın. Bir de sıfat artılar var. Sıfat artı ne? Fa'lan vezinde gelen. Bu sıfat-ı müşebbehenin iki tane kalıbı vardı hatırlarsanız. Kıyası olanlarda. Fa'lanü fa'la fi'alün. İşte iç duygu ifade edenler. Bir de ef'alü fa'la ufulün. Renk işte kusur gibi kelimeleri ifade edenler vardı. Bunların ikisi de gayrimusarif. Yani bu vezin de gayrimusarif. Fa'lanü. O mesela ahmeru dediğim o da gayrimusarif. Onu da şimdi biraz sonra söyleyeceğim zaten. Yani demek ki arkadaşlar sıfat-ı müşebbehenin bakın o birinci dönem gördük sıfat-ı müşebbehe konusunu. Sıfat-ı müşebbehenin her iki vezinde kıyası olanların her ikisi de gayrimusarifmiş. Bakın sekran, falanu, açan, gadban bunlar gayrimusarif bunlar almıyorlar. Sıfat artı bir oldu bu. Sıfat artı iki yani vasıf ifade edecek. Ha vasıf ne onu söyleyeyim. Mesela gadban kızgın demek. Kızgın sıfat olabilecek bir özelliğe sahip ya. O yüzden vasıf diyoruz kelimeye. Mesela kırmızı sıfat. Burada göstereceğim her şey sıfat olacak anlam açısından. Sıfat artı ef'al vezinde gelenler. Bu ismi taftil olabilir. Bu sıfat-ı müşebbehenin biraz önce söylediğim o mesela ahmer, hamra ve humrun kalıbı vardı ya sıfat-ı müşebbehenin. İki tane böyle kalıbı vardı. Birisi fa'lanü fa'la fi'alün. Birisi kıyas ileride ef'alü fa'la ufulun. Bu da onun diğer versiyonu. Ama ef'alü iki yerde ortak. Birisi ismi taftil de böyle geliyordu. Mesela Allahu ekberu diyoruz mesela. İsmi taftilin kalıbı da bu. Yani kelime sıfat artı ef'al vezinde gelmişse yine gayrimusarif olacaktır. Bakın ekberu. Ekberun diyemezsiniz mesela. Ekberi diyemezsiniz mesela. Ekberen, ekberin diyemezsiniz. Kelime tenvin almıyor, kesre almıyor. Ahmeru, ahtebu, eftalu. Aynı vezne girmiş hepsi. Üçüncüsü, yani sıfat artı olanlardan üçüncüsü. Burada dokuzuncu madde olarak geçiyor da. Sıfat artı üleştirme sayısı. Üleştirme sayıları hangileri arkadaşlar? Bu birer, ikişer, üçer dediğimiz kalıp var ya. Şu kalıba girmiş olması lazım. Ya mef'alünde yapılır ya da fualün kelimesinde yapılır. Burada ikisi de var bakın. Mevhadün uhadü. Mesna sünavu. Mesles sülas. Merbaun rubavu. Mehmesun humasu. Bunlar beşer beşer demek mesela. Mestes südasu altışar. Mesba subavu ikisi de olabilir yedişer. Mesna suman sekizer. Metsa tüsavu dokuzar. Maşar uşavu uşar onar. Bu üleştirme sayılar. Yani bir kelime mefaline girecek ya da fualin ikisi de üleştirme sayılar oluyor. Yani ikişer üçer derken kullandığımız yapı. Bu da arkadaşlar gayrimusarif. 10 yani oradan dördüncüsü sıfat artı 4 olan şu vezne girmiş yani şu kelime sadece. Ukaru başka kelimesi. Ukaru. Bu lafız gayrimusarıftır tek başına. Bir başka kuralımız sıfat artı bakın. Vasıf artı. Yani sıfat olacak veya isim de olabilir burada. Sonunda zayid, elif ve hemze bulunanlar. Zayid, elif ve hemze bulunanlar da arkadaşlar. O sıfat-ı müşebbehenin dedim ya şeyini biliyorsanız eğer. Sıfat-ı müşebbehenin iki kalıbını da biliyorsanız eğer. Orada bunların müzekker ve müennesi komple gayrimusarif. Mesela biraz önce falanü fala dedim ya mesela. Falanı da gayrimusarif. Müzekker mesela bu. Fala da gayrimusarif. Son elif maksure var biraz sonra göstereceğim. O sıfat-ı müşebbehenin yani işte efalü veznini düşünün oradakini. Efalü de efalünün müzekker, efalü müennesi fala, falanın sonunda elif hemze var bakın. O da gayrimusarif. Yani sıfat-ı müşebbehenin o kıyasilerindeki olan müzekker ve müennesler gayrimusarif. Öyle bile tutsanız dört madde çıkar aradan. Dört maddeyi götürmüş olursunuz. Şimdi biraz önce zaten toplayacağım bunların hepsini. Bakın ne demiş? İster sıfat olsun ister isim olsun. Kelime sonunda şu bulunuyorsa elif ve hemze kelime gayrimusarıftır. Yalnız bu elif ve hemzenin zayıf olması lazım. Bakın burada önemli demiş fazlalık olması lazım. Sonunda her elif ve hemze bulunan kelime gayrimusarıf değildir. O elif ve hemzenin kök harfi olmaması gerekir. Mesela inşa demiş bu kelime gayrimusarıf olamaz. Niye? Bu kelime bakın bu kelimenin kökü neşe. Neşe'yi ifal babına sokmuş. Bunu ifal babına sokarsan bakın. Bunu ifal babına sokarsan. Şuraya bir hemze getireceğim. Şu hemzeden önce bir hemze getireceğim. Elif getireceğim. Bakın hemze yani kelimenin şu şöyle olur kelime. İnşa. Bakın inşa.
Bu elifi ben getirdim, bu elifi ben getirdim. Kelimenin kök harfleri neşe'e idi. İnşaun. Bu hemze kök harf. Kelimenin kök harfi bu. Kök harfi olmayacak. Fazlalık olacak burada. Mesela bakın sema. Yine buradaki elif zaittir. Fealün vezni aktarmış çünkü. Hemze kök harf burada. Yani hemze kök harf olmayacak. Fazlalık olacak. Nasıl? Hamra. Hamra'da bakın kelimenin kökü hamuredir. Elif ve hemze fazlalık. Sevda'da elif ve hemze fazlalık. Sahra'da fazla. Sahure çöl oldu demek. Şakra mesela şın, kafra kök harf elif ve hemze fazlalık. Yani fazlalık olması lazım. Böyle bir sıfat olabilir. İsim de olabilir. Bakın ki daha çok bu ef'ilâ vezine sokulmuş bir kelime olacak mesela. Bakın ef'ilâ, fa'lâ gibi sonunda elif ve hemze bulunan cem-i teksirler. Ne demiş bakın? Sonunda zâid elifi memdude bulunan cem-i teksirler. Sonunda elif ve hemze ezkiyâ, ef'ilâ. Bakın evliya, estika, ulema, etibba, üdeba, şuara, zümela, zemil, zümela, sadik, estika diye gelmiş bakın. Şükera diye getirmiş. Yani cem-i teksir olup arkadaşlar bakın cem-i teksir olup sonunda elif ve hemze bulunanlar da gayrimusariftir. Bunu da unutmayalım. Geçtim. 12. madde. Vasıf artı sonunda bu şu ek bulunanlar. Şu elif-i maksurenin ekiydi ya. Biraz önce dedim ya şeyleri hatırlayın. Bu ek de varsa ki bu da ismi taftilin müennesinde var. Bir de sıfat-ı müşebbehenin o faalânının müennesinde var bu ek. Yani kelime sonunda şu ek varsa kelime sıfat olup yani sıfat olma özelliğine sahip olup buradaki kelimelere bakın sıfat olacak kelimeler bunlar. Küçük, müjde, büyük gibi kelimeler sıfat yani vasıf ifade eden kelimeler. Kelime sonunda şu ek varsa yani elif-i maksure dediğimiz bu ek varsa o kelime de yine gayrimusarif olarak değerlendirilecektir arkadaşlar. Geçtim ve son maddeme. Hepsini söylemiş oldum. Geçtim son maddeme. Ne demiştim? Sigay-ı müntecumu olması bir kelimenin gayrimusarif olması için yeterlidir. Peki sigay-ı müntecumu ne? Sigay-ı müntecumu görüntüden şöyle yani cemisi yapılmış bir daha cemisi yapılmış. Yani sanki cemiden cemi çıkarılmış. Bu tek başına yeterli. Şimdi bunun bir takım kalıpları var arkadaşlar. Bakın. Efail, mefail, feail, fevail gibi kalıplar var. Şu tarafta yine kalıplar var. Bakın efail, fail. Ben size daha net bir şey söyleyeyim. Yani ama bu ipucu olsun. Yani kural değil tabii ki. Üçüncü harfte elif. Elif'ten sonra bakın arkadaşlar. İki veya üç harf varsa kelime %99 gayrimusariftir. Bakın. Efail mezdi mesela. Kelimenin üçüncü harfinde elif var. Elif'ten sonra üç harf var bakın. Ehadis. Mesabih demiş. Bakın elif var üçüncü harfte. Elif'ten sonra üç harf var. Mesela iki harf falan göstereyim. Bakın. Sükera demiş. Elif var. İki harf var. Bakın. Hedaik demiş. Elif var. Eliften sonra iki harf var. Yani elif üçüncü harf elif olacak. Eliften sonra iki veya üç harf varsa sigay-ı mütercümü oluyor. Ama kalıpları bilirseniz daha iyi olur. Bunların hepsi cem-i teksir kalıbı olarak kullanılan kelimeler. Kelimenin burada cem-i teksir olarak kullanılması tek başına onu gayrimusarrif yapması için yeterli arkadaşlar. O zaman özetle ne diyebiliriz arkadaşlar? Bir kelimenin gayrimusarrif olabilmesi için tek şart yeterli olduğu kelimeler bulunduğu gibi iki şart gerektiren kelimeler de vardır. Bakın alimlerin kelimenin sigay-ı mütercim olması ve kelime sonunda elif-i maksure veya elif-i memdude veya elif-i maksure bulunması yeterli görmüşler. Yani kelimenin sonunda bakın kelimenin sigay-ı mütercim, kelimenin sonunda elif-i maksure ve kelime sonunda elif-i memdude olmasını yeterli görmüşler. Yani bunlar kelimenin gayrimusarrif olması için yeterli fakat aslında durum tam da böyle değil. Çünkü bunlar bir de sıfat oluyorlar. Sıfat veya isim mesela. Yani yine iki şart bulunuyor kelimede. Aslında tek şey var. Yani tek bir şartın olduğu, yani tek bir şartın yeterli olduğu sadece sigay-ı mütercumu var. Maksudu ne demiş? Kelimenin sigay-ı mütercumu olması ve kelime sonunda elif-i memdude ve elif-i maksure bulunması yeterli görmüşler. Başka bir şart aramaksızın bu tür kelimeleri gayrimusarrif kabul etmişler. O halde gayrimusarrif olabilmek için iki özelliği aynı anda bulunduran şartlar nedir? Alemiyetin yanı sıra olan, bakın alemiyetin yanı sıra ben ne söyledim? Müzenneslik, ucume, fiil vezni, zayid, elif nun, udur yani fual vezni veya terkib mezcu olması. Vasfiyet şartının yanına neleri söyledim? Efal vezni, bakın üleştirme sayısı, uhar kelimesi, bizzat o kelime, faalan vezninde gelmiş olan kelimeler. Özet bir şey var burada. Biraz sonra zaten hepsini toplayacağım, hepsini bir özetleyeceğim. Daha rahat aklınızda kalabilecek hale getireceğim zaten. Bura böyle. Şimdi bir de en son şunu görüp bitireceğiz arkadaşlar. Bir kelimenin gayrimusarrıflığı bozulur mu?
bozulabilir. Yani kelime gayrimusaflığını kaybedebilir. Nasıl kaybeder? İki şekilde kaybeder. Bir, başına elif lam takısı getirirsin. Bu gayrimusaflığını kaybeder. Mesela kesre almıyor mu? Alır hale gelir. İki, kelimeyi muzaf durumda kullanırsanız, yani o gayrimusarif dediğiniz kelimeyi götürür bir yerden muzaf, kendisinden sonra muzaf ile getirirseniz bir de böyle kaybeder gayrimusariflerini. İki şekilde kaybediyor. Bakalım cümlelere. Ne demiş? Gayrimusarif olan kelime elif-lam takısı alınca veya muzaf durumda kullanıldığında gayrimusariflerini kaybeder, kesra ve tenvin alırlar demiş. Bakın. Normalde mesacit gayrimusarif bir kelime. Niye gayrimusarif? Kelime silah-ı mütecumu. Kelimede üçüncü harf elif, eliften sonra iki harf var. Mefail vezine girmiş zaten kelime. Silah-ı mütecumu ama almış kesra. Niye? Eliflem almış. Eliflem alınca gayrimusaflığı iptal artık. Gidiyor yani. Burada da yine bakın. Ahmer gayrimusariftir. Efal vezine gelmiş kelime. Niye kesrayı almış? Çünkü eliflem var. Eliflem onun gayrimusaflığını iptal etmiş artık. Bir eliflemle iptal edilebilir. Bakın. Bir de kelime muzaf durumda olunca iptal edilmiş olabilir gayrimusarifle. Mesela mevakiye. Mevakiye kelimesi. Üçüncü harf elif, eliften sonra iki harf var. Kelimenin gayrimusariflığı bu gayrimusarif bir kelime. Ama bakın bunda eliflam takısı yok. Bunda eliflam takısı var. Demek ki izafet var. Burası muzaf, muzaf, burası muzaf. Bakın kelime muzaf durumda olduğu için gayrimusariflığı bozulmuş. Kesrayı almış artık. Görüyorsunuz şurada kesre var bak. Bu da en son gayrimusariflığın bozulmasıyla alakalı kuraldı arkadaşlar. Şimdi ben konuyu şöyle ben anlattım. Son derece kolay bir konu. Şimdi bir de o şartlar belki zor gelebilir. Şartları da toplayacağım. Rahatça aklımıza kalabilecek şekli getireceğim. Bunların haricinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben konuyu bir özetleyeyim önce. Ders kitabımıza bakarsak. Hangi sayfada? Ona bir bakalım önce. Ya da 70 küsürlerde miydi? 60'lardan bir 60'lara bakalım. Evet. Met ve zem fiilleri var. Met ve zem fiillerinden herhalde sonraydı. Müstesna, müstesnadan sonraki konu inşallah. Baştan kitaba bakmadım. Tekit. O zaman tekitten sonraki konudur. Bedelin sonrası herhalde. Nida. Baştan kitabın içindekilere baksaydık. Evet. Konu şurası bakın. Sayfası kaçmış? 106'ymış. El memnun mine sarf demiş. Gayrı musarif. El ismi diyor. İsimler gayrı musarif tasrif edilmeyen. Yani işte o musarif bir isim nasıldı? Musarif bir isim kesra, temim, fetha falan her şeyi alan kelimelerdi. Gayrı musarif nasıldı? Bir takım kısıtlaması bulunan kelimelerdi. Kısıtlama nedir? Kısıtlama kesra ve tenvin almamasıydı. O yüzden diyor ki el ismi gayrun musarif. Gayrun musarif isim yani o tasrifi olmayan isimler. Peki konuyu şöyle bir özetleyeyim arkadaşlar. Gayrun musarif nedir? Hangi şartlar dahilinde bir kelime gayrun musarif olur ve nasıl bozulur? Ben buraya kısaca özetleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Ben buraya kısaca özetleyeyim. Ondan sonra hemen alıştırmalarına geçelim. Bunun alışmaları da biraz fazla inşallah yetiştirebiliriz. Önce tanım. Gayrimusarifin tanımı. Gayrimusarif nedir? Kesra ve tenvin.
Kesra ve tenvin almayan kelimeler, eğer kesra alması gerekiyorsa onun yerine ne yapıyordu? Fetha alıyordu. Tenvin almıyorsa onun bir mukabili yok. Tenvin almıyor sadece. Ama kesra alması gerekiyorsa dönüp onun yerine fetha alan kelimelerdi. Bir kelimenin arkadaşlar gayrimusarif olabilmesi için şartlar vardı. Ben bunları nasıl yaptım? Şöyle bakın özetledim. Alem artı olanlar, bir de sıfat artı yani vasıf artı olanlar. Artı diyeyim, buna da artı diyeyim. Bu olacak. Yani şu alem yüzel isim olacak. Kelime sıfat olacak. Artı yanında bir şart daha barındıracaktı. Alem artı müennes 1. Acem yani yabancı isim 2. Alem artı terkibi mezci. Terkibi mezci neydi? İki ismin bir araya gelmiş hali. İki isimden oluşan özel isimler. Yani bunların hepsi özel isim saydıklarım. Alem artı neydi? Zaid Elif nun. Başka alem artı fiil vezni. Fiil vezni dediğim mazi olabilir, muzari olabilir. Bir fiil veznine benzeyecek. Mesela yektübüye benzeyecek. Kelime yektübüye benziyor gibi bir şey. Fiil vezni. Ve en son alem artı fualü vezni. Fualü vezne girmişse biraz sonra bizden sebep isteyecek. Çünkü diyecek niye gayrimusarif? Ne diyeceğim? Alem artı şu olduğu için. Alem artı şu olduğu için gayrimusarif de diyeceğim. Alem artı bu böyle. Sıfat artı olanlar. Sıfat artı olanlar da bakın. Artıları sayıyorum. Falanü vezni. Falanü. Efalü vezni. Efalü vezninde gelmişse bir kelime. Üleştirme sayısı. Üleştirmenin kalıbı mefalün ve fualündi. Sadece uharu kelimesi tek başına yeterliydi. Uharu. Kelimenin sonunda zayid, elif ve hemze varsa idi. Kelimenin sonunda elif-i maksule varsa idi. Ve tek şart neydi? Tek şart kelime sigay-i müntecüm olursa, sigay-i müntecüm olursa bu tek şart yeterli. Tek şart burada yeterliydi. Peki, burada biraz şey fazla oldu. Onları toplayayım. Bakın, siz birinci dönem gördüğümüz sıfat-ı müşebbehenin kalıplarını eğer ezbere biliyorsanız olay sizin için bitmiş demektir. Niye? Sıfat-ı müşebbehe dediğim gibi iki bölüm. Bir, iç duygu ifade edenler, his ifade edenler. Onun iki müzekker kalıbı şu bakın. Falanu. Onun müennes kalıbı fala. Bu iç duygu his ifade edenler. Bunun bir de renk ve sakatlıklar için kullanılan kalıbı vardı hatırlarsanız. Ef'alü fa'lâhu fu'lun. Mesela ehmeru hamrâhu humrun gibi. O zaman ef'alü ve fa'lâhu vezni de aynı şekilde gayrimusarif olacaktır. Peki ben bununla, bunu biliyorsam yani sıfat-ı müşebbehenin bu iki veznini biliyorsam buradan dört tane madde çıktı demektir. Yani sıfat-ı müşebbehenin o iki şeyini biliyorsanız şimdi buradan dört taneyi silebilirim. Nedir? Bakın neleri silebilirim? Bu gitti. Bu gitti. Bakın sonunda elif ve hemze olanlar. Bu gitti. Sonunda bu bulunanlar. Bu da gitti. Şunlar kaldı sadece. Üleştirme ve ukarı kelimeleri kaldı. O zaman demek ki o sıfat-ı müşebbe yani bu birinci dönem konusu ama dediğim gibi hiçbir konu işlendiği yerde kalmıyor. Yani o konu bana ileride tekrardan bir daha lazım. Yani master'da mesela master konusu da birinci dönem işlendi ama mefhum leh mefhum mutlak da bir daha lazım oldu. Burada sıfat-ı müşebbe konusu bir daha lazım bana. Orada kalıplar var arkadaşlar. Dönün oradaki kalıplara bir bakın. Kalıplar müzekker, müennes olmak üzere ve çoğul olmak üzere yan yana dizilmiş zaten. Falanu fala fialun efalu fala efalu fala furun şeklinde mesela gadbanu gadba diye gelir. Ahmeru hamra diye gelir. O zaman kelime sonunda şu elki görmüşsem, şu eki görmüşsem, kelime efalu vezne girmişse, kelime fala vezne girmişse sonunda bu zayit elif hemze varsa demek ki kelime gayrimusariftir. Bak bu şekilde toplayabilirsiniz zihninizde. O sıfat-ı müşebbehenin iki kalıbını ezberleyin. Yani renk şekil ifade edenlerin kalıbı ayrı. İşte öyle şey ifade edenlerin ki, iç duygu ifade edenlerin ki ayrı. Dört tane buradan madde çıkarmış olursun ortadan. Geriye ne kalıyor? Geriye üleştirmeyle uharu kaldı. Kelime üleştirme sayısı olursa, uharu olursa kelime yine gayrimusarif olacaktır. Ama bunların hepsi nasıl? Sıfat artı olanlar. Bir de sigay-ı müntecümü unutmayın. Peki sigay-ı müntecümü neydi? Orada çok kalıp gösterdim ama son derece kolay. Kelimenin üçüncü harfinde, bakın üçüncü harfinde elif bulunacak. Eliften sonra da bir, iki veya üç harf olacak. Böyle bir şey varsa muhtemelen sigay-ı müntecümüdür. Konu bu kadar arkadaşlar. Bir de şuraya da onu yazayım. Kelimenin olur ki gayrimusarifliğini ortadan kaldırmak gerekir.
Hiç öyle alıştırma yapacağız şimdi. Adam bana diyecek ki bunun gayrimüstaklarını ortadan kaldır. Yani iptal et. İki şeyle yapıyordum. Bir, kelimenin gayrimüstaklarını nasıl bozulur? Eliflam koyarsın bozulur. İki, kelimeyi götürür bir yerde muzaf yaparsın bozulur. Bu da iptal gerekçeleri diyeyim. İptal etme durumu. Gayrimüstaklarını iptal etme durumu. Konu bu kadar arkadaşlar. Alem artı olanlar müennes, acem, terkip mezci, zayıf telifin, fiil vezni, faali, sıfat artı olanlar buraya tek tek yazdım ama dediğim gibi şunu ezberleyin. O dönün sıfatı müşebbehenin oradan o iki kalıbı ezberleyin. Dördünü birden çıkarmış olursunuz. Yanına birleştirmeyle yukarı koyacaksınız sadece. Kalıp nasıl? Kalıbı birinci dönem ezberleyenler şu an mesela rahat edecekler. Falanü fala fialün, efalü falahu fulün. Dört kalıp dört madde birden gitti buradan. İki tane de burada var. Altı tane madde oraya eklemiş olduk. Durum böyle arkadaşlar. Bir de şu şeyi unutmayın. Elif ve hemze bulunup ister sıfat olsun ister isim olsun. İsim de olsa kelimenin sonunda zayıt elif ve hemze varsa cem-i teksir olan kelimeler de aynı musarif şekilde gayrimusarif idi. Unutmayın. Mesela fakir, fukara'u. Bakın şöyle. Bunların da normalde kalıpları var da. Fukara'u, zemil, zümela'u, zekiyün, eskiya'u, tabibün, etibba'u. Böyle sonunda elif ve hemze olan cem-i teksirler de aynı şekilde gayrimusarıftır. Bunu da unutmayın. Konu bu kadar. İnşallah anlaşılmıştır. Şeye geçiyorum ben. Alıştırma kısmına. Şuradan hemen bir tablosuna bakalım. Adam bize bir tablo vermiş. Neden gayrimusarif? Bu kelimeleri neden gayrimusarif? Yani nasıl bir durum söz konusu? Hemen onları bir değerlendirip kelimeyi tabloya geçelim. Birincisini de kapattım böyle yapınca. Bir daha yapayım. Tedrüsü diyor Hatice ve Dimeş. Fi Dimeş diyor. Hatice Dimeş'te eğitim görüyor. Şimdi Hatice'yi de kırmızıyla yazmış. Dimeş'i de kırmızıyla yazmış. Niye? İkisi de bir defa özel isim. Ama dediğim gibi özel isim kafi değil. Bakın arkadaşlar şunu kime atmış bu tabloyu? Bu tabloyu alem diyeyim daha özel isim değil miyim? Alem artı olanlara atmış. Bu tabloyu kime atmış? Bu tabloyu sıfat artı olanlara koymuş. Yani sıfat olacak artı bunlardan birisi olacak. Bu tabloyu kime koymuş? Bakın bu işte o sigay-ı mütercümü vardı veya kelimeler sıfat olmasa da sonda elif ve hemze varsa işte sıfat olmadan da aynı şekilde gelebiliyordu. Başta dedim ya alimler bu elif ve hemzenin bulunmuş olmasını veya şu kelimenin sonunda elif-i maksure bulunmuş olmasını tek başına gayrimusarif olmak için saymışlardır. Bunu oraya koymuş. Bunu da gayrimusarifliğin iptal gerekçelerine koymuş. Burada gayrimusariflik bozulmuş. Eklere bakın. Şimdi bunlar alem artı bir defa. Yani hepsi özel isim kesinlikle. Neden gayrimusarif? Özel isim artı müennes. Özel isim artı bakın Dimeşk. Müennes. Niye? Ülke adı, şehir adı. Ülke şehir adları müennesti. İbrahim İsmail. Gayrimusarif. Niye? Hani ne olmamış? Mesela bena fiil. İbrahim fail. Fail ne alır? Damme alır. Almış. Ama temmin alması gerekiyor. Normalde eliflam olmadığı için temmin alamamış. Bakın. Meazar. Zarftan sonra kelime kesre alır biliyorsunuz. Bak kesre alamamış. Dönmüş onun yerine fethi almış. Kural neydi? Kesre alamıyor. Dönüp onun yerine fethi alıyor. Bir de temvini asla almıyordu. İbrahim ve İsmail nedir? Niye gayrimusarif? Çünkü alem artı acem. Osman ve Affan niye gayrimusarif? Bakın Osmanu demiş İbnüs kelimesinden sonra kelime sürekli muzaffer değildir. Kesre ile okuması lazım. Bakın fetha ile okumuş. Niye gayrimusarif? Çünkü her ikisi de alem artı zayi telifnun var. Hadramaut niye gayrimusarif? Bakın ila var başında kesre ile okuması lazım. Fetha ile okumuş kelimeyi. Niye gayrimusarif? Çünkü arkadaşlar çünkü buradaki kelime iki isimden meydana gelmiş. Hadra ayrı, mevt ayrı. Terkibi mezci yani Çanakkale gibi bir isimdir bu. Geçtim. Bu niye gayrimusarif? Ahmet Ömer demiş. Ahmet Ömer demiş. Ahmet bakın bu kelime eşrabuya benzemiyor mu? Ahmedü eşrabu gibi. Fiil vezni bu kelime. Fiil vezni yani özel isim artı fiil vezni. Bu niye gayrimusarif? Bu da özel isim artı fualü. Udül diyorlar buna. Fualü vezni. Bura özel isim artı yani alem artı şartlar yani bir diğer şartları barındıranlar. Bu tarafa geçeyim. Bu tarafa bakalım. Tabloyu da büyüteyim. Böyle görünmüyor herhalde. Bu tarafa bakayım. Tabana gayrimusarif demiş. Ekber'e gayrimusarif demiş. Beyda'ya demiş. Ukarı'ya demiş. Bir de Mesna ve Sülesa kelimelerine demiş. Mesna ve Sülesa'dan başlayalım. Neden gayrimusarif? Bunu bakın. Üleştirme sayısı diyorduk ya gayrimusarif.
Bunu mef'alun kalıbında yapmış, bunu fual'un kalıbında yapmış. Üleştirme sayılarının iki kalıbı vardı. İkişer üçer derken kullandığım kalıp üleştirme sayısı. Yani kelime vasıf artı üleştirme sayısı olduğu için. Ukaru tek başına gayrimusarif olmak için yeterliydi. Beyda niye gayrimusarif? Ekber niye gayrimusarif? Taben niye gayrimusarif? Hemen bakın kalıpları bir daha buraya yazıyorum. Sıfat-ı müşebbehenin kalıplarını. Sıfat-ı müşebbehenin dediğim gibi kalıpları şöyle. Fa'lânü, fa'lânü müzekker. Onun müennesi arkadaşlar. Fa'lâ. Bunun diğer sıfat-ı müşebbehenin kalıbı bakın. Ef'alu. Bunun müennesi. Fa'lâ'u. Bir kelime üzerinden de aklınıza tutabilirsiniz. Mesela bakın. Gadbanu, gadba. Ahmeru, hamra'u. Dört tane bakın burada madde var aslında. Yani o sıfat müşebbehenin şeylerinde dört tane maddeyi şey yapabilirsiniz. Niye gayrimusarif? Niye? Fa'lân vezinde gelmiş çünkü bakın. Fa'lânu, ta'bânu, kalıbaynı. Bu o zaman burası daha sıfatlarını söylemeyeyim. Bunların hepsi sıfat artı olanlar bunlar. Sıfat artı fa'lânu vezni. Sıfat artı ef'alü vezni bakın. Sıfat artı fa'lâhu vezni bakın. Sıfat artı fa'lâhu vezni bakın. Ukarayı ve mesnayı da söylemiştim zaten. Burası sıfat artı olanlardı. Geçtim. Bu tabloyu ne koymuş? Biz de dedik ki kelimenin sonunda elif ve hemze varsa o tek baş yani isim olup da daha doğrusu elif ve hemze varsa isimse de bu aynı şekilde gayrimusarif kabul ediliyor. Yani şu elif ve hemze bir de şu elif-i maksura ile alakalı oradaki özet kısmını hatırlayın. Özet kısmını dönün bir daha okuyun. Orada diyor ki alimler elif ve hemzenin bulunmuş olmasını veya kelimenin sonunda elif-i maksura bulunmuş olmasını tek başına gayrimusarif olarak değerlendirmişler. Yani sıfat olmasa da olur demişler. Bunlar sıfat değil ki sahra çöl demek, salma karanlık demek. Vasıf fadiden, fa'la vezni, zikra mastar demek, mastar mesela. Yani bu kalıpta gelmiş olması kafi. Bunlar da bakın yine yani hepsini geç, sonunda elif ve hemze var, sonunda elif ve hemze var, sonunda elif-i maksure var bir defa. Şey olduğunu buradan çıkarabilirsiniz, gayrimusarif olduğunu. Buradan çıkarabilirsiniz. Şuraya baksam, burada durum nedir? Burada da şöyle bir şey var bakın. Kelimenin gayrimusarifliğinin iptali ile alakalı durum. Kelimenin gayrimusarifliği nasıl iptal edilir? Bir, eliflamla iptal edilir. İki, izafetle iptal edilir. Yani kelimeyi muzaf yaparsanız bozulur. Bakın buna mesela. Bunda eliflam takısı yok. Bunda eliflam takısı yok. Var burada. Demek ki burası muzaf, burası muzaf değil. Benim şartlarımdan birisi kelime muzaf olunca gayrimusarifliği bozulurdu ya. Ekser kelimesi bakın şu kalıba benziyor normalde. Şu efalüye benziyor kelime. Normalde bunun kesir almaması lazım. Niye almış? Bu müdün kelime zaten biraz sonra alıştırma yapacağız. Bize bunları yaptıracak. Şu müdün kelimesi olmasaydı bu var ya bu kelime kesir alamazdı, fetih alırdı. Oraya bir muzaf ünlüğü atarsanız arkadaşlar bu o kesrayı alır. Çünkü kendisi şu an muzaf. Bu o sebepten bozulmuş. Bu izafet sebebi. Bu niye bozulmuş? Kelimenin başında elif lam var. Niye gayrimusarif? Peki üçüncü harf elif. Eliften sonra iki veya üç harf var. Bu mefail vezin zaten. Kelime gayrimusarif. Gayrimusarif ama elif lam gelmiş. Gayrimusarif bozulmuş. Bakın normalde kesir almayacak bir kelime kesir almış gördüğünüz gibi. Konu son derece kolay. Ben özetledim sizin için. Yani şöyle özetledim. Siz nasıl tasvip ediyorsunuz zihninizde arkadaşlar? Şöyle yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Gayrimusarifin tanımı. Tenvin almıyor. Bir de kesir almıyor. Kesir yerine fetih alıyor. 1, 2. Alem artı olanlar, vasıf artı olanlar. Alem artı olanlar, vasıf artı olanlar. Vasıf artı olanları topladım ben size. Efali fa'lâv, fa'lânü fu'lâ şeklinde. O kelimenin sonundaki eklere bakarsanız kelimenin gayrimusarif olduğunu görürsünüz. Bunlar alem, bunlar bakın. Alem artı özel isim, bunlar sıfır artı. Ama dediğim gibi alimler bir kelimenin sonunda şu elif ve hemzeyi ama zayıt olacak tabii ki. Bu elif-i maksudeki de yine aynı şekilde zayıt olacak. Yani kelimenin kök harfi olmayacak. Alimler bunları tek başına gayrimusarif olmak için yeterli saymışlar. Yani şurası bakın öyle bir madde ki şurası. Yani şuraya öyle bir şey koymuş ki tek başına gayrimusarif olmak için yeterli olanlara koymuş bunları. Mesacit kelimesi, sigay-i mütercümü mesela. Bunu oraya koymuş. Yani buna onu yazabilirsiniz. Tek başına gayrimusarif olması için yeterli olanlar. Ben onu da anlattım. Kelime de elif ve hemze. Yani elif ve hemde bulunması kelimenin sonunda. Kelimenin sonunda elif maksure bulunması. O kelimenin sigay-i mütercümü olması. Tek başına gayrimusarif olmak için yeterli idi. Kelime isim de olsa sıfat da olsa bakın. Şu ekler bulunuyorsa isim de olsa sıfat da olsa kelime gayrimusarif olarak değerlendirilecek arkadaşlar. Aynı ek burada da var ona bakarsan bakın. Elif ve hemze burada da var ama bu sıfat artı.
Bu nasıl? Bu isim bakın çöl demek. Bu da mastar isim yani fiil falan değil şey sıfat falan değil yani kelime. Bunu ona koymuş. Kelime işte gayrim yani şu madde tek başına gayrimusarif olmakla alakalı yeten durum gayrimusarif olması yani bir pardon sirayi mütecim olması sonunda elif ve hemze bulunması zahid sonunda elif maksure bulunması alimler tarafından tek başına gayrimusarif olmak için yeterli sayılmış arkadaşlar. Ama zahid olacak yani fazlalık olacak. Kelimenin kök harfi olmayacak. Ona da dikkat etmek lazım. Konu böyle arkadaşlar. Ta burayı uzatmayayım. Benim anlattığım bir de uzun biraz bizi zamanımızı alır. Buradan alışmalara direkt geçebilirim. Bir. Da hattan diyor. Çizgi koy. Tahtel memnu. Mine sarf. Gayrimusarif kelimelerin altına çizgi koy. Fimayeti demiş. Aşağıdakiler gayrimusarif kelimelerin altına çizgi koy. Bakalım. Sadece bul diyor. Yani sebep istemiyor burada mesela. Gayrimusarif kelimeyi bulacağım. Ben yine sebeplerini de söyleyeyim. Birinci cümlede ne var? Mekke var. Niye gayrimusarif? Çünkü özel isim artı sonunda kapalı T var. İkinci cümlede ne var? Bakın. Yakup var. Özel isim Yakup. Artı Acem olduğu için. Üçüncü cümlede Selman var. Başka var mı? Yok. Selman gayrimusarif. Niye? Özel isim artı zayid elifinin var. O gayrimusarif. Görmek çok kolay. Yeter ki kuralları bilin. Geçtim. Dördüncü cümlede. Bur Said var bakın. Bur Said, Bur ayrı, Said ayrı olmak üzere iki kelimeden meydana gelmiş. Dolayısıyla bu nedir? Yani bu gayrimusarif olan kelime. Neden gayrimusarif? Bir, özel isim yani alem. İki, terkibi mezci diyoruz buna. Alem artı terkibi mezci. Beşte ne var? Gadban var gayrimusarif olan. Neden? Sıfat artı falan vezni. Altıda ne var? Hamra var. Nedir? Sıfat artı fala'u vezni. Zayi telif emze var kelimede. 7'de bakın inşallah hemen gördünüz. Mesna var. Nedir? Sıfat artı üleştirme sayısı bu. Burada mesela anlamlarını biraz sonra okuyacağım. Diyor ki Haricet ecunut minel masker işte askerler kışladan çıktılar. Mesna ikişer çıktılar. Demiş. 8'de ne var? Kübra var. Kübra nedir? Bakın Ekberu Kübra. O ismi tafdilin müennesi burası. Nihayetinde sonunda elif şeyi var. Elif-i maksure var. Adam bunu tek başına gayrimusarif olmak için sayıyor. Ama bu şu an öyle değil. Yani şu an nasıl? Tek başına değil tabii ki. Bu kelime bak bu kelime burada vasıf artı sonunda elif-i maksure var. Yani vasıf artı elif-i maksure. Elif-i maksure vasıf olmadan da olabiliyor. O ayrı mesele. Ama şu an öyle değil. Şu an vasıf artı elif-i maksure içermiş. Zaten sıfat olduğunda çok rahat görebilirsiniz. Bakın. Zahratun hamra. Kırmızı çiçek. Gadban kızgın. Yani illa o cümlede sıfat olarak kullanmasına gerek yok. Yeter ki kelime anlam açısından sıfat olacak bir kelime olsun. O önemli benim için. Bu sıfat artı olanlar için söylüyorum tabii ki. Buraya bakın. Yani kullanır kullanmaz o onun bileceği iş. Yani yeter ki kelime sıfat olabilecek bir kelime olsun. Kübra büyük demek. Burada sıfat olarak da kullanılmış ayrı şekilde. Ben diyor ki mesela Mel Medine Tül Kübra fi Türkiye diyor. Fi Türkiye. Türkiye'deki büyük şehirler hangisi? Kübra dediği Medine kelimesinin sıfatı burada. Nasıl şehir bakın. Büyük şehir kelime sıfat olmuş. Burada denk geldi de sıfat olarak kullandı. Kullanmayabilir. Önemli değil yani kullanmasın. Yeter ki kelime anlam açısından sıfat olsun. Şimdi büyük kelimesini düşünürseniz. Büyük sıfat olabilir mi? Evet. Başka bir şeye sıfat olur bu kelime. Dolayısıyla burada Kübra var neyse daha uzatmayalım. İki tane birden var. Bakın. Ahmet gayrimusarif. Niye? Özel isim artı fiil vezni. Ekser gayrimusarif. Niye? Sıfat artı efal vezni. 10. İftetal el hükümetü medarise demiş. Bunu hemen mesela görmeniz lazım. Niye gayrimusarif? Çünkü kelime sigayi müntel cümudur. Üçüncü harf bakın elif eliften sonra iki harf var. Bunu kolaylık olsun diye söylüyorum. Böyle bir kural yok. Orada kalıp gösterdim ben size. 10 tane kalıp gösterdim. Mefail, feail, fevavil, fevail falan gibi düz dünya kalıp gösterdim. O kalıplardan birisine benzeyecek kelime. Medaris de medresetün kelimesinin çoğulu. Cem-i teksir. Cem-i teksir olup olması önemli değil. Mefaile girmiş kelime en azından. Hadi onu da geç. Onu da göremiyorsan. Üçüncü harfinde elif var. Eliften sonra iki tane harf var. Demek kelime gayrimusarif kesin. Yani sigay-ı müntel cümle olduğu için tek başına kafi yeterli. Tuğba demiş. Başka var mı? Başka var mı? Yok. Tuğba. Ne var sonunda? Elif-i maksure var. 12. Ne var?
bir gayrimusarif olacak. Etibba var. Durum değişti. Ne dedik? Dedik ki bakın etibba kelimesi. Etibba. Bu kelime gayrimusarif. Bu da zaten sadece görmemizi istiyor. Dedik ki kelime isim olup sonunda zayit elif pardon kelime cem teksir olup sonunda elif ve hemze varsa zayit o da gayrimusarıftır. Ki isim zaten kelime ki daha net bir kuralım var bunun haricinde. Diyorum ki adam demiş ki sigay-i müntecumu elifi maksure ve elifi memdude zayi tam olmak şartıyla varsa kelimenin sonunda bu üçü gayrimusarif olmak için yeterli demiş. Kelime gayrimusariftir. Etibba kelimesi ki zaten bunu gösteriyordum herhalde. Ki zaten etibba tabip kelimesinin cem teksir orada özellikle notu söyledik. Dedik ki cem teksir olup sonunda zayıt elif ve hemze olanlar da isim artı gayrimusarif oluyorlar dedik. Bu görmeyle alakalıydı. Sen kelimeleri görebiliyor musun? Yani gayrimusarif olan kelimeyi görebiliyorsun. Anlamlarını söyleyeyim. Vesale diyor. Ulaştı Hüseyin diyor. Hüseyin ulaştı. Min Mekke. Mekke'den vardı. Sabahleyin diyor. Bugün sabah. Hazer böyle diyor. Bu çocuk İbnül Üstaz. Yakup. Yakup hocanın oğludur. Selman radıyallahu anh. Bu kimdir? Kâne Farisi. El asli Farisi. İran asıllıdır. 4. Bursait yerin adı, yani bir beldenin adı. Bursait Medine'tün bir şehirdir. Tegavfi Mısır'a, Mısır'da bulunan bir şehirdir. Küntü gadban diyor, ben kızgındım. İndema gadertül içtima diyor, toplantıdan ayrıldığımda ben kızgın idim demiş bakın. Bir his, bir duygu, kızgınlık hissi, fealânü vezni, sıfat-ı müşebbehedir kelime. Katafetel bintü Zahra Hamra diyor, kız işte kırmızı bir çiçek kopardı. Minel halika bahçeden kopardı. Haracet çıktı. El cünut askerler münelme asker. Kışladan çıktılar. Mesna ikişer ikişer çıkmışlar. 3. Mel Medine-i Kübra büyük şehir hangisidir fi Türkiye diyor. Türkiye'deki büyük şehir hangisi? Ahmet Ekserun min ihvetihi ilmen. Burada bir de temiz yapısı var arkadaşlar. Bakın ilmen orada temiz olarak kullanmış ki burada melhuz bir mümeyyiz var. Görmüşsünüzdür inşallah. Ahmet Ekser diyor. Ahmet daha fazladır. Kimden? Minehveti kardeşinden daha fazladır. Hangi açıdan ama? İlmen ilim açısından daha fazla. O zaman tam cümle ne derim? Tam cümle ne olur? Ahmet'in ilmi kardeşinden daha fazladır. Ahmet'in ilmi kardeşinden daha fazladır. 10. İftetahat hükümeti diyor. Hükümet açtı. Medarese Kesir'e çokça okul açtı. Hazel Ame bu yıl açmış. Tuğba diyor. Müjdeler olsun, gözü aydın olsun. Limen aşe müslimen, Müslüman olarak yaşayıp da ve ma talel iman, iman üzere ölen kimsenin diyor gözü aydın olsun. Tuğba lek, tuğba leke diye kullanılıyor. Gözün aydın yani. Müjdeler olsun manasına geliyor yani. Ya melü fil müsteşfa diyor. Doktor hastanede çalışıyor. Etibba doktorlar çalışıyor. Lebese bihim herhangi bir sorun olmayan işte doktorlar çalışıyor demiş. 2. Ayın fimayeti diyor. Onun başka bir manası da vardı da aklıma gelmedi şu an. Labese bir sıkıntı yok demek ama başka bu iki kelimenin kullanımla alakalı başka bir mana daha vardı. Sorunları olmayan mıydı? Neyse aklıma gelmedi. 2. Ayın diyor belirle fimayeti aşağıdakilerde el memnu amine sarf gayrimusarif kelimeleri ve beyin sebebi manihi ve gayrimusarif olma sebebini belirle. Şimdi iş değişti. Şimdi ne yapacağım? Bulup sebep söyleyeceğim. İki sebep birden söylemeniz lazım. Bak mesela kendisi ne demiş? Kendisi iki sebep birden söylemiş. Diyor ki Esbahat Zeynep katibeten meşhuraten diyor Zeynep meşhur bir yazar oldu. Zeynep gayrimusarif ama niye? Bir özel isim. İki müennes. İki tane birden şart söylemiş. Biz de ikişer şart. İkili ise iki şartı da söyleyeceğiz. Tekli ise mesela diyelim sigay-ı müntecumu. Kafi. İşte kelime sonunda zayit elifi maksure elifi memdude bulunduruyor. Yani vasıf değil hem de sıfat değil. Sadece oradaki elife memdude elifi maksure yetmiş. Kafi yermiş. Kafi o kadar onu söyleyip bırakacağım ama vasıf artı elifi memdude ise vasıf artı elifi maksure ise onları da ekleyip söyleyeceğiz. Bakalım. Hamza gayrimusarif. Neden? Alem artı müennes. Alem artı müennes. Uhud gayrimusarif. Fi gazveti Uhud'e fuali, burası fuali vezni. Uhud. Pardon şey özel isim Uhud artı Acem. Özel isim artı Acem. Uhud'e diye okuyorsunuz bu kelime de gayrimusarif. Bakalım ne var? İkide Ramazan var. Neden gayrimusarif? Fişer Ramazan demiş.
özel isim yani alem artı elif zayit elif nun. Alem artı zayit elif nun. İdris var bir sonraki cümlede. Alem artı ucme. Yani yabancı bir isim. Dördüncü cümlede Osman var. Nedir? Alem artı zayit elif nun. Başka var mı? Yok. Beşinci cümlede eşab var. Meselun fil temai demiş. Eşab dediği böyle tamahkarlık hususunda çok böyle öne çıkmış bir insan. Diyor ki esba eşab, eşab oldu. Meselen bir örnek oldu. Fit temai tamahkarlık hususunda bir darbu mesel oldu. Yani o kadar bir tamahkar birisiymiş ki. Eşab niye gayrı munsarif? Bir defa özel isim. İki, bakın eşrabuya benzemiyor mu? Eşrabu. Aynı isim. Yani fiil vezni kelime. Özel isim artı fiil vezni. Altı. Burada gayrimusarif olan Bâlebekke var. Gayrimusarif olan Lübnan var. Bu niye gayrimusarif? Buna niye gayrimusarif? Bu alem artı terkibi mezci. Bâle ayrı, bek ayrı. Bu niye gayrimusarif? Alem artı ucmi. Yani Arapçaya yabancı bir kelime. Geçtim. Yedi. Ne var? Cev'an kelimesi var. Cev'an aç demek. Sıfat kelime. Sıfat artı bakın fa'lânü vezni bu. Dedim ya fa'lânü fa'lâ fi'alün. Ef'alü fa'lâhu fu'lün. İnsan mesela bu iki tane kalıbı zihninde tutar. Düz dünya işi hallettirir sana bu. Sıfat artı fa'lânü vezni. Geçtim. Sekiz. Ne var? Sadece ulema var. Sekizde. Niye gayrı musarif? Zayit elif femze var çünkü. Ayrıca kelime cem-i teksir. Diyebilirsiniz ki cem-i teksir olup sonunda zayit elif ve hemze var. Sadece zayit elif ve hemze var deseniz de kafi. Çünkü bu elif ve hemze diyorum ya elif-i maksule ve sigay-i müntecumu oluş tek başına bir kelime gayrı musarif olması için yeterli diyor alimler. Bu kelime sıfat değil. Alim demek. Yani sıfat olma özelliği yok. Sıfat değil ama dediğim gibi tek başına gayrı musarif olması için kafi. Zayit elif ve hemze bulunduğu için diyorsunuz. Zayit elif hemze. İsim olup isim artı zayit elif ve hemze bulunduğu için diyebilirsiniz. Amya bu da aynı yukarıdakiyle. Bu da körler demek. Çoğul. Şey pardon. Müennes bir kelime. Amya bu sıfat artı sıfat artı sonunda elif ve hemze var bunun. Sıfat artı sonunda elif ve hemze var. O yüzden olmuş yani. Zayit elif ve hemze. Bakalım. Onda kelime yok. Yani gayrimusarif kelime yok. Niye yok? Normalde bu imiş mesabih. Fakat kelimenin başına elif lam takısı getirince gayrimusariflığı iptal olmuş. Soru böyle de gelebilir arkadaşlar. Aşağı cümlenin hangisinde gayrimusarif bir kelime bulunmamaktadır diye gelebilir. Orada gayrimusarifliğin iptal sebeplerini de göz önünde bulundurun tabii ki. Geçtim. 11. cümle ne var? Sülas ve rüba var. İkisi de gayrimusarif. Niye üleştirme sayısı diyorsunuz? Çünkü üleştirme sayısı olduğu için. Mesna ve ruba demiş. Mesna ve ruba. Şey, sülas ve ruba. İkisi de faal ümezine sokulmuş. Üçer dörder demiş. 12 ne var? Bu var bak. Mesakin var. Niye gayrimusarif? Sigay müntecumun çünkü. Üçüncü harf elif. Eliften sonra üç tane harf var. Ki mefail vezine girmiş kelime. Oradan gayrimusarif olmamış. Bu şekilde çok rahat tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Dersi biz böyle bitireceğiz. Bundan sonra zaten 6-7 tane alıştırması var. Onları da bir ders halinde yapalım. Tek derste zaten yetişmeyecek belli ki. Mecburen 2 ders olacak zaten. 2 ders olacaksa daha uzatmanın bir anlamı yok. Burada bitirelim. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.